Selamlar sevgili gençler, ben SML hocanız. SML hoca matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Limitte belirsizlik durumu videosunu çekeceğiz bugün. Yani bu videoda 5. videomuz. Limitin 5. videosu aynı zamanda. Biraz da yorulduk, ses telleri yoruldu. Olsun, daha 9 sayfamız var, sıkıntı yok. Yola devam arkadaşlar, siz anlayın yeter, hiç sıkıntı değil. Şimdi limitte belirsizlik durumu ne demekmiş bir bakalım. Belirsizlik neymiş, onu bir görmemiz gerekiyor. Gerçek sayıları tanımlı fx ve gx fonksiyonları için fx'in a'daki limiti 0, gx'in de a'daki limiti 0 ise ben f bölü g'nin limitini araştırıyorsam eğer 0 bölü 0 belirsizliği meydana gelir. Yani bu belirsizlik arkadaşlar, belirsizlik dediğimiz şey matematikte giderilebilirdir. Yani biz bu belirsizliği ortadan kaldırıp bunu bir reel sayıya yaklaştığını gösterebiliriz. Ki grafik olarak çizdiğimiz zaman da zaten görünebiliyor. Yani grafik üzerinden nettir. Ama teorik olarak bu şekilde, matematiksel bir şekilde cebirsel işlemler yaptığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaşmak durumda kalıyoruz. Ama biz bu belirsizliği götürebiliyoruz. Bu belirsizliği götürebilmek için de sevgili gençler, normalde eskiden müfredatımızda olan L'Hopital diye bir kural var. Bu L'Hopital kuralından sevgili gençler bu belirsizlikleri rahat bir şekilde götürebiliyoruz. Merak etmeyin, az buçuk türev bilmeniz yetiyor. Ki mezun arkadaşlar benim dediklerimi çok iyi anlıyorlar. 12. sınıf arkadaşlarım da türevin ne olduğunu, türev videolarını çalıştıktan sonra bu belirsizlik durumunu ekstradan, hani türevden sonraya bırakırsanız çok daha rahat edeceksiniz. Yoksa diğer türlü vay çarpanlarını ayıralım, vay şunu yapalım, vay bunu yapalım, yerine yazalım, uğraşır dururuz. Şimdi bu durumda f ve g fonksiyonları çarpanları ayırarak belirsizlikler giderilebilir. Köklü ifadeler varsa eşlenikleriyle çarparak, trigonometrik ifadeler varsa özdeşlikler kullanılarak belirsizlikler giderilebilir. Bak burada da yöntemlerini söylemiş. Ya çarpanlarını ayıracaksın demiş. Köklü ifade varsa eşleniğiyle çarpacaksın demiş. Trigonometrik ifadeler varsa da özdeşlikleri kullanacaksın. Hani şu trigonometrik özdeşlik vardı ya. Mesela sin kare x artı kos kare x eşittir 1. Ya da sinüs 2x eşittir 2 sin x cos x. Ya da işte kosinüs 2x eşittir kos kare x eksi sin kare x gibi özdeşliklerimizi kullanarak, tan x çarpı kot x eşittir 1 falan kullanarak bu belirsizlikleri ortadan kaldıracağız sadeleştirme yollarıyla. Geçtim 10. sayfama. 10. sayfada bak şimdi 2 yerine yazdım. 4 eksi 4 0, 2 eksi 2 0, 0 bölü 0 belirsizliği. Böyle kalırız, tamam mı? Böyle kalmamak için, yani normalde bir sıfırı bir sayıya böldüğümüz zaman, sıfır haricinde bir sayı böldüğümüz zaman cevap 0 çıkıyor, ama bir sayıyı sıfıra böldüğümüz zaman cevap tanımsız çıkıyor ya. 0 bölü 0 olunca da belirsiz diyoruz. Bunu biz ortadan kaldırmak için hemen çarpanlarını ayıracaksınız. Yani x eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x eksi 2 diyeceksiniz. Burada x eksi 2'ler gitti ki belirsizliği yaratan ifadeler bunlardı. Şimdi 2'deki limitini araştırmak için 2 artı 2'den kaç gelecek limit? 4. Hocam ben az buçuk türev biliyorum ya diyenler için de üst tarafın limiti, üst tarafın türevi 2x, alt tarafın türevi 1. Şimdi 2'yi yerine yazın, 4. Yani bunu L'Hopital'le yapabilirsiniz. L'Hopital'de de üst tarafın türevi bölü alt tarafın türevi yapıyorsunuz. Bakın bölümün türevi yapmıyorsunuz. Türevler arkadaşlar, bölümün türevinden bölümün türevini yapmıyorsunuz. Üst tarafın türevini alt tarafın türevine bölüyorsunuz. Anlaştık. Üst tarafa bakalım. 2x kare eksi 5x artı 3. Alt tarafta x kare eksi 1 var. Ben bunu x eksi 1 çarpı x artı 1 diye yazabilirim. Üst tarafı da sevgili gençler, bakın x'e 2x diye ayıralım. Eksi 1'e eksi 3 diye ayırırsak şöyle yaptığımız zaman geliyor. O zaman 2x eksi 3 çarpı x eksi 1 deriz. Bakın burada bunlar cart diye gidiyor. 1'i de yerine yazacaksınız. 2 kere 1 2, 3 çıkardım eksi 1. 1 artı 1 2, cevap neymiş? Eksi 1 bölü 2. Hocam türevden de yapın ne olur, onu sevdik diyorsanız iyi dinleyin. Üst tarafın türevi 2'yi başa indirdim, 4x. Buranın türevi eksi 5 bölü alt tarafın türevi de 2x. Şimdi 1'i yerine yazın. 4 eksi 5 eksi 1. 2 kere 1 2. Cevap eksi 1 bölü 2. Geçtim arkadaşlar. Diyor ki x'ler diyor y'lere giderken diyor. Ayda bunu da ilk defa gördük. Yok sıkıntı yok. Y'yi bir sayı gibi düşünün. X'leri y'lere götürüyoruz. Tamam. Bu ifadenin türevini bulunuz demiş. Şu x küp eksi y küpü x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare diye yazabilirsiniz. Üst tarafta da sevgili gençler, alt tarafın şeyiydi bu. Üst tarafta da ben burayı 3x'e x diye ayırırım. Ve sonrasında burayı da eksi y'ye artı 2y diye ayırırım. Böylelikle bakın 2xy eksi 3xy'den eksi xy gelir. Demek ki burası x eksi y çarpı 3x artı 2y'ymiş diyebiliriz. Ve sonrasında şunlar şöyle gitti. X gördüğümüz yere de y yazalım hadi. 3y artı 2y 5y. Şurası ne olur? Y kare
artı y kare artı y kare olur. Yani 5y'yi diyor 3 tane y kareye böl diyor. E şimdi ben burada şuradaki y ile buradaki y'nin bir tanesini götürürsem cevap ne olur? 5 bölü 3 tane y kalır. Bu da bizim limitimizdir. Hocam Allah rızası için bir de L'Hopital'den türevden yapalım. Üst tarafın türevini alıyorum bakın. X'e göre türev alıyoruz. 6x eksi y. 2y sonuçta y sayısı sabit sayı olduğundan sevgili gençler türevi sıfırdır. Bölü şurasının türevine 3x kare. Y küpün türevi sıfır. X gördüğünüz yere y yazın. 6y'den y çıktı 5y. 3y kare. Şu kısmın aynısı geldi mi? Geldi. O zaman y'ler gider. 5 bölü 3y yine buradan da gelir. Böyle küçük bir tane sinek var. Bir haftadır burada dolanıyor. Belki de aynı sinek bilmiyorum. Ama öldürmüyorum da. Öldüremiyorum daha doğrusu. Neyse. Ölümü anmayalım. Değil mi? Şimdi x 1'e giderken a eksi bak gene geçiyor. Neyse. A eksi x artı 15'in karekökü bölü 1 eksi x ifadesinin değeri L gibi bir gerçek sayı eşittir. L kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler bakın. Ben 1'i yani bu L ise bir limiti varsa reel sayıysa 1'i yazdım payda 0 geldi. La payda 0 iken nasıl bir sayı eşit olabilir ki bu değil mi? Demek ki sadeleşmiş. Sadeleşmiş ki bir sayı eşit olmuş. 1 eksi x gitmiş buradan. Demek ki ben x'i burada yerine yazdığım zaman 0 geliyor ya. Yukarıda da ben x eşittir 1'i yerine yazdığım zaman 0 gelsin ki 0 bölü 0 belirsizliği ancak giderilebiliyordu değil mi? O halde a eksi karekök içerisinde 1 artı 15 16 yapar. Demek ki bu 0'a eşitmiş. Yani a eksi 4 eşittir 0 ise a kaçtır? 4'tür sevgili gençler. A'nın kaç olduğunu bulduk. A 4'müş. Yani a eksi karekök içerisinde x artı 15 a'yı bu sinek gitsin buradan. Şurası 4. A'yı 4 bulmuştuk çünkü. Sinek dikkatimi dağıttı ya. Bölü 1 eksi x. Şimdi gençler bu ifadeyi 1 eksi x'i ben çarpan olarak götürdükten sonra geriye ne kalacak onu bilmiyor. Dolayısıyla burada köklü ifadeler varsa eşlerini de çarpacağımızı söylemiştik. 4 artı x artı 15'in kare köküyle çarpacağım. Alt tarafı da bununla çarpacağım ki eşitlik bozulmasın. Ayıp olur. Evet. Şimdi o zaman x gördüğümüz yere bunu yazmadan önce şu ikisini bir çarpalım. 2 kare farkı gelir. Yani 16 eksi x artı 15 gelir. Alt kısımda da 1 eksi x çarpı parantez içerisinde 4 artı karekök içerisinde x artı 15 yazdım. Peki burada arkadaşlar şuraya dikkat edecek olursanız bakın 16'dan 15'i çıkardım. 1 eksi x. Buraya gitti. 1 eksi x de 1 eksi x de gider. Geriye 1 bölü 4 artı karekök içerisinde x artı 15 kalır. Ve son olarak x gördüğümüz yere 1 yazarsak 1 bölü 4 artı şurası 16'nın karekök olur 4. Yani cevap ne olacakmış? 1 bölü 8. Yani bu belirsizliği giderene kadar ama mantıklı yollardan giderin. Yani öyle çat diye hadi bunu götürdüm diyemezsiniz. Belirsizliği giderene kadar uğraşacaksınız. İster çarpanları ayırın. İster eşlenikle çarpın. Hangisi işinize geliyorsa ister eşlenikle çarpın. İster özdeşlik kullanın. İster türeyebiliyorsanız türev kullanın. L'Hopital yapın. Hiç fark etmez. Yeter ki yaptığınız işlemler doğru ve mantıklı olsun. Başka bir şeye lazım değil. Yani bu tarz sorularda şunu düşünmeyin. Acaba burada ben eşlenikle mi çarpacaktım, çarpanlara mı ayıracaktım? Ya sıkıntı yok. Mantıklı işlem yapıyorsan arkana yaslan işlemini yapmaya devam et. Yani ne olur 30 saniye sürmez de 2 dakika sürer. Ama sıkıntı yok. Doğru cevabı bulursun. X 1'e giderken x kare eksi 1 bölü a x eksi b 4'müş. Şimdi ben 1 yerine yazınca 0'ı bir sayıya bölüp yani a eksi b'ye bölerim. 4 çıkıyormuş. Böyle bir şey imkan var mı? Yok. Demek ki alt taraf da 0 oluyormuş. Yani a eksi b de sevgili gençler 0 oluyormuş ki yani a b'ye eşitmiş. Ve bundan kaynaklı 0 bölü 0 belirsizliği varmış burada. Ve yerine yazdığımız zaman da 4 geliyormuş. Yani belirsizlik giderildiği zaman da sonuç 4 geliyormuş. Şimdi ben üst tarafı x eksi 1 çarpı x artı 1 diye ayıracağım. Tamam mı? Alt tarafta da ax eksi b var ya. Şimdi arkadaşlar bu ax eksi b dediğimiz sayı da burada şöyle diyelim. Bir düşüneyim bakayım. Bir düşüneyim. A parantezini almak istiyorum ben burayı. Aynen. X eksi b bölü a yazdım bakın. Bu şekilde yazdıktan sonra x eşittir 1'i yerine yazınca
Sonuç ne olacakmış? 4. Şimdi aşağıda x eksi 1 ile bir şey sadeleşiyormuş. X eksi 1 ile bir şey sadeleşiyormuş. Ben a'nın b'ye eşit olduğunu bulmadım mı kardeşim? Buldum. A b'ye eşitse b bölü a kaçtır? 1'dir. Güzel, burası x eksi 1. O zaman bunlar gitti. Belirsizliği yaratan ifade de gitti o zaman. 0 bölü 0 belirsizliği. Yaz bakayım 1 yerine. 1 artı 1. 2 bölü a. Eşittir 4 miymiş? O zaman a kaçtır? 1 bölü 2'dir. Bu a ise b kaçtır? O da 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı istenmiş. Peki b neden 1 bölü 2'de burada? Hatırla bunu, hatırla. A artı b o zaman nedir? 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamıdır. Yani 1'dir diyebiliriz. Geçtim bir sonraki soruma. F fonksiyonu r eksi 2'den a'ya tanımlanmış. M ile n'de birer reel sayı. Fx kök içerisinde x kare artı mx artı n ve bölü mutlak x eksi 2 eşitmiş. Bu fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibiymiş. Peki n eksi m kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar bir düşünek bakalım. Bu x eksi 2'nin mutlak değerine bölündüğü zaman yukarısı komple gidiyormuş. Bir düşünelim şimdi, bunun x eksi 2'nin mutlak değeri diye çıkabilmesi için acaba ne olması lazım? Yani x eksi 2'nin mesela karesinin karekökü falan olsa bunlar gidince mutlak x eksi 2 kalmaz mı arkadaşlar? Kalır. O halde bizim ne yapmamız lazım? İçerinin yani x eksi 2'nin karesi olduğunu görmemiz gerekiyor. Şurası x eksi 2'nin karesiymiş. X eksi 2'nin karesi dediğimiz şey x kare eksi 4x artı 4'tür. Ve bu x kare artı mx artı n'ye eşitse arkadaşlar, eksi 4 m'ye, 4 de n'ye eşittir. N'den m'yi çıkar demiş. N 4'tü, eksi eksi 4 dersek cevap ne olur? 8. Şu kısmı umarım anladınız. Yani karekök dışına çıktığı zaman mutlak değer x eksi 2 ile birbirini götürmesi lazım. Birbirini götürmesi lazım ki sabit bir fonksiyon çıksın karşımıza. Sabit bir sayı sonuçta bu. Mesela 1 gibi. Burası 1 olsa tam istediğimiz fonksiyon işte. Tamam. Sabit bir sayı olduğu için tamamen götürmeleri lazım. Geçtim bir sonraki sayfama sevgili gençler. Aşağıda verilen birim çemberde COB açısı alfa. Güzel bir soru, dikkatli dinlemende fayda var. Yani aç algılarını, beynini güzel, zihnini temizle, durdur videoyu. Zihnini temizle, ondan sonra gel soruyu dinle, tamam mı? Önce bir uğraş tabii ama yapamazsan dinlemende fayda var. Hem de çok iyi dinle. Şimdi şuradaki açımız alfa. C, T, DM noktası şurası. Buna göre DE bölü OA'nın alfalar pi bölü 2'ye giderkenki değeri nedir? Şimdi bu alfa 90'a yaklaştıkça DE'nin OA'ya olan oranı soruluyor bize. Bir düşünek bakalım. Şimdi şöyle diyelim. Ben burada E'den O'ya kadar olan uzunluğun, yani şuradaki uzunluğun sevgili gençler ne olduğunu biliyorum. Şu uzunluk, şurası. Gençler burası sinüs ekseninde olduğu için 1 bölü sinüstür. Ki biz buna 1 bölü sinüs dememiştik size. Ne demiştik? Kosekant alfa demiştik değil mi? 1 bölü sinüs. Peki şu uzunluk kaçtı? Burası da 1 değil miydi? Yarı çap. O zaman bize ED uzunluğu, yani şu gösterdiğim sarıyla gösterdiğim uzunluk ne olur? 1 bölü sinüs alfadan 1'in çıkmasıyla elde edilir. Bölü, bölü. Peki gençler, OA dediği yer, bakın DE'yi buldum ben. DE burası. OA dediği yerde şurası. Bu da nedir? Kosinüs alfanın ta kendisidir. Onu da yazalım. Kosinüs alfa. Güzel. Şimdi bunun pi bölü 2'deki limiti sorulmuş. 1 bölü sin 91, 1 eksi 1 0 yapar. Cos 90 0, 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Ne dedik en başında? Trigonometrik özdeşlikleri iyi bilmemiz lazım falan filan dedik. Biliyoruz mu? Deneyelim bakalım, biliyoruz mu? Önce şu üstteki kısmın paydasını bir eşitleyelim. Ne gelir? 1 eksi sinüs alfa bölü sin alfa gelir. Bunu da ters çevirip çarparsam sin alfa çarpı cos alfa yapacaktır. Böyle bir şey geldi de. Hocam şimdi ne yapacağız? Yani götüremem, edemem. Hadi sin alfa çarpı cos alfayı şey yazabiliriz. Sinüs 2 alfa bölü 2 falan yazabiliriz de 2 alfa olur. İyice alakasız olur. Bakın ben burada şunu yapacağım size. Arkadaşlar bunu 1 artı sinüs alfayla, 1 artı sinüs alfayla genişletelim. Bunu bu şekilde genişletirsek eğer üst taraf 1 eksi sin kare alfa yapacaktır. Alt tarafta ise sin alfa çarpı cos alfa çarpı 1 artı sinüs alfa kalsın. Bu şekilde dursun. Peki 1 eksi sin kare alfa neydi? Cos kare alfa değil miydi? Cos alfa çarpı cos alfa yazayım ben, cos kare alfayı da net görelim. Bakın cos alfa ile cos alfa gitti. Üst tarafı sıfır yapan değer duruyor ama alt tarafı sıfır yapan değer gitti. Baya baya gitti yani. Peki
Pi bölü 2 90'dı. Cos 90 kaçtı? 0. Bölü sin 90 1'di. Çarpı sin 91'di. 1 artı 1 2. 0 bölü 1 kere 2 2 yapar. 0 bölü 2 de 0'ın ta kendisidir. Cevabımız da 0'dır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Sıkıştırma teoremi için bir sonraki videomuzu bekleyin diyoruz. Sıkıştırma teoremi için bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.